Şimdi sayın seyirciler, geçen hafta Putin çok önemli açıklamada bulundu. Şimdi bütün bu olayların hepsi birbirine bağlı. Putin ne demiş onu dinliyoruz. Rusya nükleer silah kullanım doktrinini değiştirdi. Açıklamayı devlet başkanı Putin yaptı. Nükleer güce sahip olmayan bir ülkenin nükleer güce sahip bir ülke desteğiyle Rusya'ya saldırması durumunda bunu ortak saldırı olarak kabul edeceğiz. Rusya lideri bu sözleriyle doğrudan Ukrayna'nın saldırılarını işaret etti. Ukrayna'nın nükleer silahı yok ama ABD ve İngiltere nükleer güçler olarak kabul ediliyor. Son dönemde Ukrayna batıdan uzun menzilli füzelerin Rus toprakları içindeki hedeflere yönelik kullanılması konusunda ısrarcı. Bizim sadece Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen bölgelerinde kullanılmak için değil, Rusya işlerinde kullanılması için de bu silahlara ihtiyacımız var. Ancak bu Rusya'yı barışa zorlayabilir. Tartışmaların devam ettiği bir dönemde Rusya nükleer silah doktrinini güncelledi. Ülkemize yönelik sınırlarımızın içine büyük çaplı bir hava saldırısı başladığında tüm olasılıkları gündeme alacağız. Füzeler, insansız hava araçları, hipersonik füzeler. Rusya sadece kendi topraklarına değil, Belarus'a yönelik bir saldırı halinde de nükleer silah kullanacak. Rusya ve Belarus'a yönelik saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu durum konvansiyonel silahların da kullanılmasını da kapsayacaktır. Sayın seyirciler, Putin'in dediklerini izlediniz. Çok çarpıcı. Diyor ki, Rusya'ya ve Belarus'a karşı konvansiyonel bir füze de kullanılsa, eğer bunun kaynağı Batı ülkeleri ise, Batı medeniyeti ise, ben buna nükleerle cevap veririm diyor. Bu şimdi... Bundan bir hafta önce nükleer savaş bir hayal veya olmaz derken bir anda nükleer savaşı olabilir hale getirdi. Değil mi diye Büyükelçimize soralım. Evet Sayın Büyükelçim, hakikaten bu nükleer savaş riski çok arttı değil mi bu açıklamayla? Efendim aslında ben biraz farklı düşünüyorum. Ama buraya geçmeden evvel yüksek müsaadenizle... Estağfurullah. Geçmişle ilgili olarak hani vaat edilmiş topraklar meselesinde belki bir tamamlayıcı olur diye düşünerek o konuda bir hayli çalışmam var benim. Tabii buyurun. Bir kere tarihte İsrail'in ve Yahudilerin ilk topraklı ve oradan da bir imparatorluk diyelim kurmaları milattan evvel 190 yılından başlayarak aşağı yukarı bir 150 yıllık falan bir süreyi kapsar. Ve vaat edilmiş topraklarda netice itibariyle bugün milattan önceki bir dönemin tekrarından ibarettir. Dolayısıyla da hani Türkiye dediğiniz zaman Gaziantep'ten oralar işin içine girer. Ama burada tabii biraz evvel de konuşuldu, söylendi. Türkiye'den bu kadar büyük bir parçayı hiçbir zaman düşünmemişlerdir. Ama zaten vaat edilmiş toprak adı altında şu ortaya konulmuş durum dahi bir hayalden öteye geçmeyecektir diye ben kendi düşüncemi söylemiştim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki en büyük sıkıntısı benim evangelistler. Evangelistler Amerikan toplumunun 1/5 ve bunlar da Ergamemnon savaşı dolayısıyla İsa peygamber bugünkü topraklarına, yani başka bir deyişle İsrail'in hala hazırda peşinde koştuğu topraklara buraya inecek ve buradan hareketle o savaşı kazanacaktır şeklinde bir inançları var. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nde de o 1/5 oy potansiyeline rağmen savaşa giderken herhangi farklı bir düşünceye meydan vermek söz konusu olamıyor. Ama şimdi için, eğer nükleer bir şey olacaksa, ihtimalle olursa ne vaat edilmiş toprak kalıyor, ne vaat edilmemişi kalıyor, ne insanlık kalıyor. Şimdi, bunların hepsi havada kalıyor. Şimdi oraya geleceğim. Bu Ruslar'da bir destek olmak üzere, yani vaat edilmiş toprak öyle bir hayali olay değil, tarihte yaşanmış olan bir şeyin yeniden tekrarı şeklinde. Bu Yahudi meselesine girildiği takdirde de inanamayacağınız kadar çok şey var bu işin altında.
Her halükarda bu da hatta o kadar ki 2. Abdülhamit marifetiyle başlamışta Yahudilerin buraya ilk yerleşmesini sağlayan da biziz. Bunu da unutmamak lazım. Neyse bunlar teferruat diye bakalım. Şimdi normal şartlarda sorunuzun, nükleer silahla ilgili sorunuzun net cevabı gayet açık efendim. Rusya normal şartlarda nükleer silah gücünü çok ön planda tutmuştur bugüne kadar. Dünyada hala hazırda 9 ülkede nükleer başlık var. Bunların 5 tanesi zaten 2. Dünya Savaşı galipleri olarak Güvenlik Konseyi'nin canını okuyorlar. Ve burada da en ufak bir karar filan da alınamaz şekilde Birleşmiş Milletler'in çöküş olayıyla da karşı karşıyayız. Yani bugünün en büyük sorunlarından biri de bir barışa gidebilmek için yaptırım gücüne sahip olan bir uluslararası kuruma sahip olunamamasıdır. Birleşmiş Milletler bu manada bitmiştir. Bizatihi kendi genel sekreteri başkan, o da Amerika'nın zaten icadetiyle geldi oraya başından itibaren, Portekizli biliyorsunuz. Ama çok dürüst bir insandır. Ben şahsen de kendisiyle tanışmışlığım var. Ama söylediği o kadar açık ki, diyor ki, Birleşmiş Milletler iflas etmiş bir kurumdur ve dünyaya bir barış getirmesi veya herhangi bir şekilde bir hedefe sürüklemesi imkanı ortadan kalkmıştır diyor. Bir lider pozisyonunda olarak oturmakta olan bir yetkilinin kendi kurumuyla ilgili olarak bu sözleri sarf etmiş olması aslında dünyanın hangi noktada olduğunun en güzel göstergesidir. Amerika benim derse oluyor ve ben değil sen oluyor. Ama bundan ibaret mi? Hayır değil. Şimdi bu 9 ülke nedir? 5 tanesi bu ülkeler. Ondan sonra Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve nihayet efendim İsrail. İsrail 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri vermemiştir nükleer silahı. Fransa'dan ricada bulunmuştur. Ve halihazırda Fransızların onlara vermiş olduğu nükleer silahlara sahiptirler. 9. ülke olarak da ortaya çıkıyorlar. Şimdi Kuzey Kore'de bir şey yapamıyorlar, orada da ciddi sıkıntı var. Bu silahların, nükleer başlıkların yaklaşık %90'ı Amerika ile Rusya'nın elindedir evet. Bir indirim yapıldı bunlarda, bir anlaşmaya tabidir. Sayıları aşağı yukarı dünya çapında 15 binin üzerindedir nükleer başlığın ve bunların yaklaşık %90'ına yakını mesela Rusya'nın daha çok var galiba. Rusya'nın 8 bin tane, Amerika'nın 7500 tane var. Hayır yoktur efendim. Şu manada yoktur. Bir anlaşma yaptılar kendi aralarında Amerika ile de ve SALT anlaşması. Burada nükleer silahları oransal olarak eşitlediler. Fakat bu anlaşmalar da şimdi yürürlükten kaldırıldı karşılıklı olarak. Şimdi buradaki vahim durum şu. Putin orada klasik ordu veya silahlı kuvvet olaraktan baktığınız zaman yetersiz. Bakın bir şeyle Ukrayna ile dahi doğru dürüst başa çıkamıyor. Yani Ukrayna'da dahi arkasında bütün Avrupa ve Amerika var yani dahi demek. Tabii. Ukrayna'dan ibaret değil ki şey gibi, İsrail gibi. Ama Cemil Beyciğim, burada da karşısında olan unutmayalım koskoca 17 milyon kilometre kare 143 milyon nüfusuyla birlikte bir ekonomik dev değil tabii. 1.7 trilyondan ibaret dolar cinsinden zenginliği. Sayın Büyükelçim o da çok acayip değil mi? Yani İtalya ile Rusya'nın boyutu aynı. Şimdi akıl var, nizam var, göz var. Bunlar aynı güçlü ülkeler mi? Ya orada da bir yanlışlık var. Efendim aynı güçte değiller muhakkak ama dünyadaki diğer ülkelerin hepsinden de daha güçlüler. Amerika hariç. Neden? İşte sizin biraz evvel sual olarak ortaya koyduğunuz nükleer mesele budur. Şimdi netice itibariyle Putin bu savaşı kazanmak mecburiyetinde. Kazanmazsa Rusya yönünden de çok ciddi sıkıntılar. Rusya'nın savaşı kaybetmesi nükleerin patlaması demek. Yani nükleer aynı şekilde İsrail'de köşeye sıkıştığı zaman kendini patlamaz. Savuruyor. Kendini savuruyor. Diyor ki benim diyor sizin Ukrayna'ya vermiş olduğunuz o silahlarla birlikte ki nükleer silah yok. Ama o silahlar dahi
öyle bir noktaya geldi ki benim elimde onlarla baş edebilecek güç yok diyor. Yani kendi elindeki nükleer silah dışındaki sisteme baktığınız zaman, klasik sisteme baktığınız zaman Rusya'nın elindeki silahlı kuvvetler öyle büyük bir güç oluşturmuyor. Ama benim de elimde dünyadaki nükleer silahların %90'ına yakın olsa ve üstelik de kıtalar arası füzeler vesaire bütün bunlarda da bayağı iyi durumda olmuş olsa, o zaman ne diyeceksiniz? Ama ey bu, Amerika, bu sen... iyi durum olmanın ötesinde bir şey. Yani İngiltere çok iyi bir durumda mı ki de gidiyor füzeleri yollayıp arkadan vuruyor. Rusya da diyor ki sen beni arkadan vurursan ben de seni önden vuracağım diyor. Bu bir şimdi, acziyet şimdi belirtisi. Şimdi çok basit. O zaman çok basit. Çok daha geniş tartışmayı açmamız lazım. Sizin Ukrayna meselesi diye ortaya attığınız olayın temelinde kim yatar? Amerika ile Fransa yatar. Sanki biraz İngiltere var gibi geliyor. Çünkü bütün... İngiltere yoktur efendim orada. Bütün anlaşmaları falan Boris Johnson gelip bozmadı mı? Bütün İngiltere'nin tarihi efendim, düşmanlığı yok mu Rusya'ya? İngiltere kesinlikle çok akıllıdır. MI6, bakın şimdi Orta Doğu'da hep Amerika'dan bahsediyoruz değil mi? Şu gece konuşurken hiçbirimizin İngiltere'nin rolü nedir bu kapsam içinde? Bu aklımıza gelip de gündeme taşımadık. Az önce halbuki konuştuk. MI6'da burada. Siz herhalde orayı takip etmediniz. Yani MI6'den bahsettik. 100 yıldır orada İngiltere dedik. Efendim ama başka şekilde bahsetmek lazım İngiltere'den. İngiltere MI6 fevkalade şeydir. Sessiz gider. Ben 41 yıl yaptım bu işi. Bir tane benim bile ajanına sahada rastlanmaz deniyor İngiltere'de. Rastlanmaz. Hep sessiz sedasız gider. Ama diğer tarafta gidip benim MİT müsteşarıydı babam efendim. Onu da ve ben bir büyükelçi olarak casusum aynı zamanda. Çünkü bir büyükelçilik gittiği ülkenin kendi ülkesi istihbarat toplar. İstihbarat toplar dediler gibi. Bunların hepsini ben yaşadım 41 yıl. Şimdi İngiltere'yi bir kere bile karşımda yakalayamadım. Bu Yahudi meselesini de dünyaya yayan İngiltere'dir. Unutmayın. Balfour mektupları diye biraz evvel siz söylediniz. O Balfour mektupları en sonuna gelindiği zaman Yahudilere Amerika'yı havale etti. Ben altından evet. kalkamıyorum diye ki Dünya Savaşı'nda. Ve Amerika'nın ilk icraatı %6'ydı o tarihte Yahudilere verilmiş olan toprak. Bir anda 750 bin Filistinli'ye 375 bin Yahudi oluşmuştu. Ve bir anda Amerika 1947 yılında bir karar çıkardı. %57.3'ünü verdiler İsrail'e. Ne oluyor? Yani bu İngiltere'yi bir kere bile hiç duydunuz mu? Başından itibaren işi getirip de Amerika'ya en sonundan böyle olur deyip de yola sokmuş olan başka bir ülke midir? Değil. Şimdi bu koşullar altında çok basit şekliyle Rusya yönünden bir beka sorunu ortaya çıkmıştır. Çünkü kendisi baş edemiyor. Ama bence dünya açısından çok ciddi bir beka sorunu çıktı. Adam diyor ki ben nükleer atacağım diyor. Yani bu Rusya'nın efendim, beka sorunu değil. Bütün dünyanın beka sorunu. Şimdi ben size o zaman çok daha geniş söyleyeyim. Şu iklim meselesi. %65'i dünyanın kirleten hali hazırda Amerika ile Çin. Yapabiliyor musunuz bir şey? Odri Meydan. Gittik Paris'te bu kadar anlaşma yaptık. Arkasından ilk yapılan şey Amerika'da başkan Amerika Birleşik Devletleri iklim sözleşmesinden çekti. Evet. Yani baş edemediğiniz güçler bunlar. Bugün Rusya'nın elinde bu nükleer güç var ve onun dışındaki bir kabiliyet kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne diz çöktürebilecek durumda değil. O zaman diyor ki bak aklını başına topla. Eğer bu da nereden geliyor efendim? Biliyorsunuz Ukrayna güçleri kendiliklerinden mi karar verdiler birden kuzeyden şeye girmeye? Rusya topraklarına. Üstelik petrol boru hattının geçtiğine çok yakın, oradaki nükleer santrallara yakın, her şeye yakın gitti. Önleyebildi mi? Önleyemedi. Ama bunun karşılığında güneyden Ukrayna'dan şu sırada almış olduğu topraklar Dinyepir'in olduğu kısımda kalarak çok net bir evet. biçimde ben buradayım dedi. Orasını da iade etmeyeceğini de ifade etti. Şimdi burada
ne yapacaksınız? Eğer siz Ukrayna'ya Rusya'yı içeriden vurabilirsin dedir derseniz, elinde en son ona vermiş olduğu silahlar Moskova'yı vuruyor efendim. Ama yani Rusya, Putin de açıkladı. Putin de gayet rahat Londra'yı işte, vurur. Tamam. Yani onlar gidip Moskova'yı vurursa Putin zaman, de gider Fransa'yı vurur. O zaman suçlu kim? Ama bir dakika, suçlu kim? Yani tehdit eden kime böyle? Rusya ya, bu taraftan gelip ben şimdi seni buraları işgal edeyim demedi ki. Suçlu kim? Cemil Bey. Vekalet savaşı, Putin, vekalet ülkeleri, vekalet Birleşik savaşı Devletleri. Yapan ülke. Değil mi suçlu? Efendim, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyelerinden 7 tanesini de yanına almak suretiyle Rusya'ya saldırmıştır. Evet. Şimdi bugün sizin Ukrayna savaşı dediğiniz şey aslında bir Ukrayna-Rusya savaşı kesinlikle değildir. Evet. Oradaki bir günah keçisi olarak kullanılan bir ülke var ortada. Diğer tarafta Amerika'nın Rusya'ya diz çöktürme ve yeniden bir başat olarak kendini ispat etme savaşıdır bu. Şimdi Ukrayna'nın yerinde, Sayın Büyükelçim, Ukrayna'nın yerinde bizim olmamız planlanmıyor muydu bu güçler tarafından? NATO'nun hiçbir güney karakoluyuz. Ya İran'la savaşacağız, ya Rusya'yla savaşacağız. Yani bizim NATO'ya giriş senaryomuz bu değil miydi? Hiçbir zaman olmadı. Bakın, hep bir, yani orada Sayın Binbaşım da bu işleri zamanında yapmış olmak dolayısıyla herhalde hatırlayacaklardır. En basit şekliyle şunu söyleyeyim. İsveç'e veto koyduk, gidemedi. Ne oldu Amerika? Netice itibariyle ben orada bir gücüm. 2 numaralı askeri güç benim. Şimdi bu koşullar altında güvencemizi karşılıklı olarak orada sağlamak mükellefiyetiyle yaşıyoruz. Yoksa bunun ötesinde Türkiye'yi gidip de Rusya'ya saldırtmak vesaire. Biz 200 yıldan beri komşu olarak Rusya'yı çok iyi tanırız. Efendim. Sayın Büyükelçim, eğer FETÖ Türkiye'yi ele geçirseydi, o sümüklü papaz zaten Komünizm ama, Mücadele Derneği'ni kurarak başladı bu işe. Yani ben o zaman başka bir şekilde bu mütalaa ederek sizle paylaşacağım. Eğer FETÖ kazanmış olsaydı ben Türkiye'de oturmuyordum. Sizlerin de belki bir kısmınızın oturmamış olabileceği gibi. Ben muhafazakarım ama FETÖ'nün politikasını ve düşüncesini hayatım boyunca kabul etmedim. Uçak düşürme hadisesi. Şimdi bu koşullar altında oraya iktidar yaparsanız geçti gitti. Yani FETÖ mesela Türkiye, Rus büyükelçiyi vurdu. Efendim. Rus büyükelçiyi bu vurdu. Halktır. Rus uçağını düşürdü. Bunun amacı Türkiye'yi Rusya'yla savaştırmaktı. Bunu beceremediler. Efendim benim büyük bir millet olduğumu ben büyükelçi olarak her gittiğim yerde karşımda gördüm. Bir gün Şırak'la konuşuyoruz. Karşı karşıya oturmuş o zaman da Cumhurbaşkanı. Şöyle döndü, çok büyük bir tarihiniz var ve çok güçlüsünüz dedi. Bugünkü koşullarda da en büyük sıkıntımız sizde nedir biliyor musunuz dedi. Boğazdaki bir kemik gibisiniz. İçsen gitmiyor, çeksen çıkmıyor. Evet. Türkiye öyle yabana atılacak. Batıdan da doğudan da gelip de çok fazla üzerine gidilebilecek bir ülke değil. Onu hep içeriden vurdular. Tarihinize bakın. Hiç dışarıdan yıkabildikleri bir Türk devleti yoktur efendim. Evet. Bu yıkılmaların hepsi içeriden olmuştur. Evet, FETÖ'de içeriden söyledikten sonra FETÖ'de içeriden yıkacaktı zaten bizi değil mi? Yapamadılar, yapamazlar. Öyle bir halk ki bunu hiç unutuyoruz. Allah'a şükür. Ya direkten döndü Sayın Cumhurbaşkanımızı yok etmeyi becerselerdi bütün o Suriye'den farkımız bu kalmayacaktı. Bu halka rağmen beceremezler. Bakın Çin'de bir kişi kalkıp da tankın önünde durdu diye kahraman ilan edildi. Benim Türkiye'de FETÖ ile mücadelede o aslanlar gibi mücadele eden insanlar başka bir ülkeden mi gelmişler? Evet. Yapamazlardı. Peki Sayın Büyükelçim, toparlarsanız. Toparlıyorum efendim. Yani biraz milliyetçi tarafım da benim büyükelçilik yaparken de çok ön plana çıkmıştır. Çünkü ben Osmanlı İmparatorluğu değil sadece tarihimle övünen ve bu kapsam içinde de üzerime gelinmeyeceğini bilen, evet, bunları yaşadım, birebir yaşayarak geldim bunları. Büyükelçilik dediğiniz zaman bunlar hep konuşuluyor yabancılarla. Bakın benim Dışişleri Bakanım şu sırada her yere çağrılıyor, öyle mi? Niye? Onun kara gözüne aşık oldukları için mi? Hayır.
o Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiği içindir. Evet. Şimdi ben bunları söyledikten sonra son bir cümleyle tamamlayayım yüksek müsaadenizle. Bizim buradaki jeopolitik mevkimiz aslında bizim hem en büyük avantajımız aynı zamanda da çok ciddi sıkıntımızdır. Evet. Bunu aşmak için de içeride çok güçlü bir savunma sanayiye sahip olabilmesi Türkiye'nin olmazsa olmaz önümdeki önemdeki hedefidir efendim. Ve bugün de bir şey ortaya çıktı. Böyle tamamlıyorum. Bakın, biz kendimiz bu şeyleri, silahların hepsini yapabiliyoruz değil mi? Liyakatiyle getirip onları oturtup diğer taraftan arkasına desteği de verdiğiniz andan itibaren nerelere geldik? Evet. Yunanistan'a yaptırabiliyorlar mı? Hala Amerika'nın, Fransa'nın verdiği 3 tane fırkateynle yaşamaya çalışıyor. Ben güçlüyüm. Putin, evet, ve aynı zamanda Biden ve Trump bizim peşimizde koştular. Çünkü Türkiye'yi kazanan aynı zamanda Orta Doğu'yu da kazanır. Bunu unutmayalım. Türkiye olmadan Orta Doğu'da hiçbir sorunu çözemezsiniz. Evet Sayın Büyükelçim. Onun çok, için benim şahsi düşüncem budur efendim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Size şimdilik başka diğer programlara kadar veda ediyoruz. İyi akşamlar diyorsunuz.